Evet arkadaşlar, yine İnkılap Tarihi dersinde pasaparola oyunuyla soruları çözmeye çalışacağız. İnkılap Tarihi ile ilgili pasaparola oyunuyla farklı bilgileri tekrar pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Sofya'daki görevi A harfiyle başlıyor göründüğü gibi. Mustafa Kemal 1912-13 yıllar arasında Sofya'da askeri ateş olarak çalışmıştır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Mustafa Kemal'in Gelibolu'da görev aldığı ilk olay arkadaşlar, 1912 yılında Trablusgarp Savaşı'ndan döndüğünde Balkan Savaşları'nda ilk kez Çanakkale civarında görev almıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde görev aldığı yer meşhur bir bayırdır. John Bayırı dediğimizi duyuyorum. Mustafa Kemal'in ülke genelinde tanınmasını sağlayan olay hangi olaydır? Evet, Çanakkale Savaşları'dır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in yurt içinde tanınmasını sağlayan olay Çanakkale Savaşları. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya'da Türklerle birleşmek için açtığı doğudaki cephe, Doğu Cephesi'dir. Diğer ismiyle Kafkas Cephesi'dir arkadaşlar. Osmanlı isyan ederek tekçil yasasının çıkmasına sebep olan Milleti Sadıka olarak daha önce adlandırılan millet hangisidir diye soruyor. E harfiyle başlıyor. Evet, Ermeniler dediğinizi duyuyorum. Doğru cevabımız Ermeniler arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında yer alan devlet, komşusu, üçlü İtilaf Devletleri'nden biri arkadaşlar. Fransa doğru cevap. Çanakkale Savaşları'nın geçtiği tarihi yarımadanın ismi G harfiyle başlamaktadır. Evet, Gelibolu Yarımadası arkadaşlar. Mustafa Kemal'in teğmen kulübesindeyken mezun olduğu İstanbul'daki okul, evet, Harp Akademisi arkadaşlar. Harp okulundan mezun olmuştur. İngiltere'nin Orta Doğu petrollerini ele geçirmek için açtığı güneyimizdeki cephenin ismini soruyor burada. Irak cephesi arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Rusya, Macaristan ve Osmanlı'nın yer aldığı gruba verilen isim, evet, İttifak Grubu, İttifak Devletleri diye geçmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin açtığı ilk cephe Doğu ya da diğer ismiyle Kafkas cephesidir. Ruslara karşı açılmıştır arkadaşlar. İdadiler günümüzde hangi okullara karşılık gelmektedir? Günümüzde arkadaşlar idadiler liselere denk gelen okullara Osmanlı döneminde idadi denmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın imzaladığı ve savaştan çekildiği Ateşkes Anlaşması, Mondros Ateşkes, evet, Anlaşması. İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan barış anlaşması hangisidir diye sormuş. Ney anlaşması da Bulgaristan savaştan ilk çekilen ittifak devleti olmuştur arkadaşlar. İtalya ile Uşa Antlaşması'nı imzalayan devlet Osmanlı Devleti'nde bu anlaşmayla Trablusgarp'ı kaybetmiş bulunmaktayız. Afrika'daki son toprağımızı. Rusya'nın Balkanlarda izlediği Slav birliği politikasına biz Pan-Slavizm diyoruz arkadaşlar. Bolşevik ihtilalinin meydana geldiği ülke 29 Ekim 1917 yılında başlayan Bolşevik ihtilalinin geldiği ülke kuzey komşumuz Rusya. Birinci Dünya Savaşı'nın en temel sebebi arkadaşlar nedir? S harfiyle başlıyor. Tabii ki sömürgecilikler. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri arkadaşlar güney komşumuz Suriye, başkenti Şam 5. Ordu'da ilk görev yeri orasıdır arkadaşlar.
1911'de İtalya ile Osmanlı'nın arasında savaş ismi biraz önce değindiğimiz gibi Trablus'la savaşıdır arkadaşlar. Trablus'la savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile İtalyanların arasında imzalanan anlaşma Uşi Anlaşması'dır arkadaşlar. İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan barış anlaşmasının ismi ise Versay Anlaşması olarak bilmekteyiz arkadaşlar. Osmanlı yasasından Alman gemisine verilen isim Rodel ve Drassel isimli iki Alman gemisi Osmanlı yasalanmış, birine Yavuz, diğerine de Midilli ismi verilmiştir arkadaşlar. Mavrimira, Pontus, Hıncak, Daşnak gibi cemiyetlere verilen ortak isim ise arkadaşlar zararlı cemiyetler olarak geçmektedir.